Ben su kaplarından bahsetmek istiyorum. Bu üstleri galiba plastik. Evet, doğrudur. Yani ben bu kadar şık bir masada, bu kadar özenle hazırlanmış bir masada senin pek emeğin yok ama bunu da değinmek istiyorum genelde. Sen hepsini yapacak mısın bakalım? Ben hepsini yapamayacağım ama kendimce iki çeşit yerine elimden geldiğince daha fazla çeşit yapmaya göreceğiz çalışacağım. Göreceğiz bakalım. Ve bu kadar özenli bir sunuma, bu kadar çeşit bir sunuma bu plastikleri ben yakıştıramadım. Silikonlu bir kapak silikon, mı? Evet, silikon, evet. Buna nasıl bir kapak bulacak? Bunlar böyle satılıyor galiba. Bunların matarası oluyor. Matara böyle... Ne metal dedi? Böyle üstünde. Metal de oluyor böyle ahşap tarzda ama buraya tabii ki metal daha güzel olurdu. Ama bu plastik her şeyin cam, porselen, plastik çubuğunu onu koymayanlar var. Evet tabii ki ama yani ya, o benim gözüme bak. Bir de pet şişelerden çıkarmış bak asitli galiba o. Asitli evet. De var. Asitliği evet. Bile cam bir şişeye koymuş. Bunu da cam lütfen göz ardı etmeyin. Cam olması çok güzel ama plastik olması dediğim gibi. Ve bir konuya da değinmek istiyorum. Gözümün önündeyken bu peçetelerde böyle bir kırmızılıklar var. Şimdi masan işte masa örtüm beyaz, her şeyin beyaz olarak bu kırmızı bilmiyorum. Bunun yerine sırf kırmızı koyup bir canlılık katabilirdin. Evet. Veya düz beyaz sade olsun masam deyip düz beyaz ama böyle kırmızı veya beyaz. Kırmızı bir örtüyle. Evet kırmızı örtüyle evet kırmızı. Çok daha güzel şık bir masa oluşturabilirdi. Şöyle sırf beyaz diye arada kırmızılık katmak istedim. Bir de masanın en göz alıcı şeyi pasta. Birazcık da pastaya uydurmak dediğim istedim. Dediğim gibi sırf kırmızı kullansaydın bence daha güzel olabilirdi. Malumunuz sevgililer günü iki gün sonra evet. Çarşamba evet. Günü evet. Koymuş böyle kalbini koymuş. Evet, evet. Ay, ay, evet, çok güzel. Böyle bir obje olsun yani, bunu hissedelim bu hafta ya. Çarşamba günü hepimiz kırmızı giyinelim, var mısınız? Olur, olur. Ben şimdiden giyinelim. Anlaştık mı? Anlaştık. Hepimiz kırmızıyız. Ben şimdiden başladım kırmızı giymeye. Kimdeyiz? Ben de. Ay Neşe'cim tamam mı? Kırmızı geliyoruz, sen de kırmızı giy. Haftanın en iddialı gününe geleceksiniz ve en iddialısı ben olacağım göstereceğim size. Wow, çok büyük konuşalım ama görelim evet. Bakalım. Evet, sen ne diyorsun Sude'cim? Yani ben su sürahileri söylemek istiyorum önce. Hani bu su takımının devamında cam oluyor ya, onlardan yok muydu su takımı? Almadım, içerisinde? Bilerek almadım. Peki. Hmm. Bir de şu maşa benim dikkatimi çekti, ona bakmak istiyorum. Mangala mı gideceğiz buradan? Bu biraz mangal maşasına benziyor. Ne alaka hayatım? Mangalını göremedim sanırım arka tarafta. Evet, istersen yaparız. Olur, sevinirim. Onun dışında su takımlarını da sanırım yıkamadan kullanmışsın. Hepsinde böyle parmak izleri hayır, gözüküyor. Dün gece ya da çok kullanılmış yıkadım. Artık boyası ve bitmiş. Ve buralarının boyası akmış. Makine de yıkadıysan evet, o yüzden olabilir. Evet, makinede yıkadığımdan dolayı. Tüh. Daha demin yıkadım yani diyorsun, eskimiş şimdi gözüküyor. Yıkadım diyorsun. Yok. Yıkadım deyince o zaman dedi. Evet. Ondan sonra. Eğer yıkadıysan çok kirli gözüküyor. Onun dışında da hani burada kahverengi var, orada beyaz var, orada gold var, burada gümüş var. Bana masa çok karışık geldi açıkçası. Hayatım süt tatlısı bunu neye koyabilirdim? Yani bunu daha farklı bir kapta tercih edebilirim. Porselen cam mesela. Gitmişsin mesela porselen kaplar evet, oluyor. Evet porselen kaplar oluyor ya da gümüş. Fırınlara koyulan porselen kaplar oluyor. Porselenden gidebilirdin. Süt hani bence de. Orijinal sunumu bir tepside olur. Tepsidedir tepsinin evet. Tepsinin içinde hatta kesilir. Güzel bir dekor olur. Peki evet hanımlar eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben Bursa yöresine ait ne yaptım? Tayinli var. Evet Kemal Paşa var. Güzel. İki çeşit var. İki şey var yani sadece. Evet. Yani, Sinop ağırlıkta bir masa. Sinop evet. Yani haşhaşlı çörek falan. Haşhaşlı var pardon o da var. Lokum. Evet haşhaşlı lokum var. Haşhaşlı lokum da var. Evet. Ne diyorsunuz? Şu salatanın içerisinde ne var? Pancar salatası, mısır, havuç, kelam. Taze soğan. Evet. Kelam ne? Mor kelam. Mor kelam. Mor kelam ne demek evet. Oluyor? Mor lahana. Mor lahana. Evet. Aa. Kelam de denir. Kelam. Turşu. Evet. Burada kelam mı diyorsunuz? Kelam, kelam mı? Kelam, kelam, kelam diyoruz kelam. Biz. Evet. Kelam. Hı hı. Aa, şuna şu yani. Evet, evet, o kelam evet. Mı? Evet. Aa, çok severim ben o kelemi. Turşusunu yaparım ben buzdolabında böyle durur. Bak tavsiye ediyorum. Doğruyoruz biz onu. Limon tuzu koyuyoruz, biraz sirke, tuz. İsterseniz bir cam cama, isterseniz böyle bir saklama kabında. Hemen olan bir turşu. Aynen öyle. Bizim evde hazır vardır. Hemen salatalara pıt pıt ekleriz kelam. Çok evet. Memnun oldum kendisine. Şunlar, şunlar böyle, mercimek anladım. Köftesi mi? Evet, mercimek köftesi. Üzerine de limon koydum.
keşke bir böyle bir kapta bir marul falan da olsaydı. Çünkü marulla yeniyor ya o. Hani ne bileyim altına koyabilirdin. Ya da bir hani altına koymak istemezsen ıslanır diye düşünürsen bir kaba temizleyip kurutup koyabilirdin. Yani o bir eksiktir bence burada. Neşe, orada sarmanın üzerinde maydanoz mu görüyorum acaba? Evet, maydanoz. Dekor yapmış. Limonla genelde maydanoz biz koyuyoruz. Dekorla ilgilisiniz bakıyorum ikiniz de. İkinizi göreceğiz. Evet. Evet, maydanoz böyle dekor için hep şık olur. Peki sorum geliyor. 50.000 TL'yi bu masa hak ediyor mu? Bence kesinlikle hak etmiyor. Bence de. Çok çeşit var ama asla şık bir masa değil. Senin masanı çok merak ediyorum. Geleceksin, göreceksin. Göreceğim. Uyumsuz bir masa. Yani evet, porselen, plastik, cam, gold, gümüş hepsi katılmış. O yüzden uyumsuz buluyorum. Yoksa çok emek var, çok emek harcamışsınız. Hı hı. Elinize kolunuza sağlık, kesenize bereket. Diğer türlü. Afiyet olsun. Hı. Bir tadına bakalım mı? Pastamızı keselim mi efendim? Keselim. Haftamızın ilk günü böyle aşk dolu efendim, sevgi dolu, güzel bir hafta bizlerle, sizlerle birlikte olsun diyelim. Pastamızı keselim ve lezzetlerin tadına bakalım. Bakalım Aslı Hanım. Allah yapan herkesin ellerine sağlık, kesenize bereket olsun. Afiyet gel ilk olsun. Dilimi de ev sahibimize, ben kendi ellerimle gelinime şöyle vereyim yahu. Dur bakayım. Ver çatalını. Tın 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 tın. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Buradan duyumuzu izlemeye geçelim. Yemek masasında masa örtüsünün kısa olması biraz rahatsız etti. Ondan sonra çatal bıçak servisleri biraz tersti. Onun dışında yemekleri el emeği var tabii ki de. Onun hakkında hiçbir şey söyleyemem. Eline koluna sağlık. Çok uğraşmış ama maalesef ki uyum yakalayamamış.